şunu gösteriyor. Devlet çifte standartlı, göstermelik, hiçbir kanunu uygulamaya tabi tutmadan, kanun değişikliğini yaratmadan bazı değişimler yaptı. Biz bu böyle olmasına rağmen olumlu görüyoruz süreci. Yani böyle karşıdan reddeden, kötüdür diyen değil. Amacı ne olursa olsun, bugün Kürtleri inkar eden, dilini inkar eden sistemin bizim mücadelemiz sayesinde bugün o noktaya gelmişse bu bir başarıdır. Bu bizim mücadelemizin başarısıdır. Ape Musa'nın, Uğur Kaymaz'ın, bizim, bir başkasının verdiği mücadelenin sonucudur bunlar. Bunlar kolay elde edilmedi. Ama sorun bununla bitmiyor. Bence devlet artık şunu yapmalı. Anayasada Kürt dilini, kültürünü ve kimliğini tanıyan değişmeler yapmalıdır. Veya şöyle söyleyelim, Türkiye'de kimlik tanımlamasıyla bir anayasa oluşmamalıdır. Yani Türkiye'de herkes Türktür olmamalıdır. Yani biz illa demiyoruz Kürtleridir tanım. Bence bu ülkede artık bir kimlik tartışması yapılmamalı. Bu ülkede yaşayan herkes bu ülkenin vatandaşıdır olmalı. Kimliği, kültürü, dili, dini, ırkı ne olursa olsun. Aynen böyle olmalı. Yani bu ülke üzerinde yaşayan ve vatandaşlık bağıyla bağlı olan kimliği, dili, rengi ne olursa olsun herkes bu ülkenin vatandaşıdır demek lazım. Böyle bir tanımlama getirelim. Yani farklılıkları kabul eden bir anayasa yapalım. Ve herkesin ana dilde eğitim hakkını tanıyalım. Bakın şu anda halen Türkiye'de hiçbir okulda Kürtçe eğitim yoktur. Şimdi biz bir proje hazırlamıştık. Sereşe ve Çirokek diye. Yani her geceye bir masal. 365 tane masaldı. Bu 365 tane masaldaki amacımız şu. Her gece 10 dakikasını anne, baba, çocuk birbirine masal okuyarak iletişimlerini ve ilişkilerini geliştirecekler. Çünkü biliyorsunuz masal okumanın anne baba ve çocuk iletişiminde büyük bir olumlu pozitif etkisi var. Ben eğitimci olduğum için bunu önemsiyorum. İkincisi, dil ve kültürün gelişiminde masalın önemi çok büyüktür. Üçüncüsü, insanlar bir projeyle artık kendini var etmeye çalışacaktır. Bunu yaparken bir projemiz vardı. Her evi okula dönüştürme projesi. Biliyorsunuz Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimsenin Türkçenin dışında bir dil öğrenmesinin önünü açmamıştır. Yasaktır. Yani okullar ana dili Türkçe olmayan çocuklar için kapalıdır. Ya Türkçe kabul edecek ya da yok. Biz şunu söyledik. Evet, devlet bizim dilimizi okullarda yasakladı. Ama evimizde yasaklayamaz. O zaman biz de evlerimizi okula dönüştürerek kendi dil eğitimlerimizi kendi evimizde yapalım diye bir proje geliştirdik. Bu bir ilktir dünyada. Bu bir halkın dil mücadelesi için bir ilktir. Ve bu projeyi başlattık, bu çağrıyı yaptık. İki gün önce 9 yaşındaki bu çağrımıza uyan Medya diye bir kızımız var. Bu kızımız 9 yaşında ve Kürdider'den Kürtçe öğretme ve öğrenme sertifikası almış. Bu kızımız 10 tane öğrencisine Kürtçe eğitim veriyor. Bizim projemizi doğru bularak. Biz de o kıza her türlü maddi manevi desteği verdik. Sıra, masa, tahta, her şeyi verdik. Ve şimdi kızımız 2 gün önce karne töreni yaptı. Yani sertifika töreni yaptı. Öğrencilerine verdi.
Milli Eğitim Müdürü'nün ilk açıklaması şu: bu yasal değil, böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Yani şimdi tamam, Milli Eğitim Müdürü benim bildiğim okullardan sorumludur. Yani insanın evlerinden de mi sorumludur? Şimdi biz, evet okullarda yasakladınız, kabul. Yani evimizde de mi yasaklayacaksınız? Dolayısıyla bakın, devletin mantığı bu. Evinde de yaparsan izin vermeyecek, öğrenmeyeceksin. Ama işte bu bile sistemin kirli yüzünü gösteriyor. Ama biz mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü dil bir insanı var eden temel sebeptir. Yasal, loş, meh, sinoneme, alfabet akronim. Alfabe, hayvan, 5-10 arkadaş, engel için 5-10 arkadaş, ve cihan, dünya, 5-10 arkadaş, hakkıda, tek olmalı değil.